daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Yakut Sokak'ta başlayan yolculuğumuz Kızılay Meydanı'nda Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'te kesişti. Ve şimdi de burayı biliyorsunuz, burayı çok iyi biliyorsunuz sizler. Aynı zamanda NAV Ankara büromuzun terasından şöyle bir Cumhuriyet'in başkentine baktık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Ebedi İstirahatgahı Anıtkabir. Anıtkabir'den şöyle bir etrafa, başkente doğru baktık. Şimdi memleketin gündemine de geçeceğiz. Ankara Duy Sesimi başlığı altında konuşuyoruz. Emekliler, kademeli emeklilik bekleyenler, sesinizi duyuyoruz. Bizler duyuyoruz ve duyurabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda sesimiz duyulmuyor, sesimiz çok kısık. Bizim de sesimiz olun diyen izleyicilerimiz varsa işte ekranlarınızda başlığımız. Yine sosyal medya adreslerimiz. Bizi takip alın. Aynı zamanda bize mesajlarınızı, gündeminizi ulaştırın. Ankara'dan günaydın diyoruz. Yoklama bu sabah buradan. Siz neredesiniz? Nereden günaydın diyorsunuz? Yazıp gönderin lütfen. Çorlu'ya gideceğiz. Çorlu'da senelerdir devam eden bir adalet arayışı var. Karar ne zaman çıkacak diye beklerken bir erteleme daha. Çorlu tren faciası, katliamı ve dün yine ailelerin gözyaşları içinde kalmasına sebep olan yaklaşım. Gün gelecek, devran dönecek. Bugün burada bu kadar kalabalığı gördükleri için, Sayın Genel Başkan yanımızda olduğu için korkup karar açıklayamadılar. 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybetti. Çorlu tren kazası davasında karar, üye hakimin duruşma günü mazeret izni alması nedeniyle verilemedi. Acılı aileler duruşmanın ertelenmesine tepkiliydi. Hakim üyelerden bir tanesi bu sabah rahatsızlanıp izin almış. İnanabiliyor musunuz? Ve karar açıklamak için seçimden sonrasını bekliyorlar. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı. Sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kadar kaç. Ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim. Halkalı uzun köprü seferini yapan tren 8 Temmuz 2018'de Çorlu Sarılar'da raydan çıktı. Vagonları devrildi. 25 kişi hayatını kaybetti. TCDD üst yönetiminden 9 kişinin de aralarında olduğu 13 sanıklı davada aileler kazanın nedeni olarak ihmalleri gösterirken gözler mahkeme heyetinin kararını açıklayacağı 19. duruşmadaydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonundaydı. Karar duruşmasına katılım büyük. Aileler 6 yıldır olduğu gibi adalet talebiyle duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyorlar. Bilinçli taksirle değil, olası kastla ceza almalarını istiyoruz ve bugün buradan tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini istiyoruz. Çorlu tren kazası davasında beklenen karar mahkeme heyetinden çıkmadı ve dava bir kez daha ertelendi. Aileler alkışlarla salonu terk ettiler. Mısra Öz de en önde şimdi salondan ayrılıyor. Adalet siyasetin altında, yargı iktidarın altında ezilip geçiliyor. Salondan çıkan aileler bir kez daha ayakta. Kaybettikleri yakınlarının isimlerini tek tek sayarak yürüyüşe geçtiler. Pankartın en önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel var. Aileler duruşmanın 25 Nisan'a ertelenmesine de kaza sırasında TCDD taşımacılık müdürü olan ve görevden alınan Veysi Kurt'un TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanmasına da tepkiliydi. Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum. Sen de 25 Nisan günü gel, yanına da yargılatmadığın TCDD Genel Müdürünü al. Esas meselenin sorumluları olarak en önde oturun, en önde.